Neyse ya, bugün çok fazla haber çıkmamış. Polis aradı mı hiç? Değişiklik var mıymış? Yok, aramadılar. Anne, niye Korkut'un adını vermedin? Parayı biliyordu. Ne yapsaydım Cennet? Nasıl anlatsaydım? Ben bir aptallık ettim, mafyanın eline düştüm. Korkut da geldi beni kurtardı, o arada paraları gördü mü deseydim? Ne mafyası? Sen hastanedeyken annemin başına neler geldi? Kapatalım bu konuyu, olur mu? Hayır, kapatmıyorum anne. Evet, hayatımı Korkut kurtardı. Yanında Yılmaz denen o adam vardı. Ama bunu polise anlatamam. Hadi Korkut'u geçtim. Bu Yılmaz dediğimiz adam bildiğin suçlu. Hapse giriyor, çıkıyor, kaçıyor, polis kovalıyor. Hayatını kurtarmış olabilir. Ama bu olaylar ortaya çıkarsa senin de başın belaya girer. Bilgi saklıyorsun. Belki parayı da o çaldı. Nereden biliyorsun? Ben Yılmaz'ın adını veremem. Çünkü onun adını verdiğim anda bulacakları ilk kişi Korkut olacak. Afiyet olsun. Yanlış yapıyorsun anne. Gün gelecek bu adamları koruduğun için pişman olacaksın. Buyurun prenses, emredin. Sana bir şey soracağım ama yalan söylemek yok, tamam mı? Tamam, söylerim. Annemin evindeki parayı sen mi çaldın? Hani Korkut'la sizin getirdiğiniz parayı. Yok, hayır, ben çalmadım. Nereden çıktı şimdi bu? Evde konuşuluyor işte. O Tolga denen şerefsiz konuşuyor, değil mi? Konuşsun, konuşsun. Ya sen benim için endişelendin ya. Gerisi boş. İsterse idamla yargılasınlar lan. Ne olacak yani? Ne oldu? Ağzın açık sustun kaldın. Bir şey demedin, diyemedin. Gerizekalı. Eyvallah. Ben bunu da iltifat olarak algılarım.